Diğer bir soru da şu aslında, yani insanların doğal burnu nedir? Aslında bu soruya şöyle de yanıtlamak lazım. Yani bir insan niye burnu ameliyat olmak ister? Bir insan niye burnu ameliyat olmak? Burnundan şikayetçi. Niye şikayetçi? Çünkü burnu çok daha dikkat çekiyor. O yüzden de aslında burnun ameliyatındaki temel sorun burnun dikkat çekmesi. Şimdi dikkat çeken organlara baktığım zaman vücutta iki tane negatif organ var. Bunlardan bir tanesi burun, bir tanesi kulak. Şimdi bu olaya kulaktan yaklaşmak çok daha basit oluyor. Çünkü siz normalde baktığınız zaman insanlarla konuşurken falan, yani kimsenin kulağı nasılmış diye incelemiyorsunuz. Niye incelemiyorsunuz? Çünkü aslında doğal bir şeyse insanlar inceleme etkisi bulmuyor. Yani gözümüz hemen şöyle bakıp geçiyor. Niye bakıp geçiyor? Çünkü orada anormal bir şey yok. Şimdi bu burunla yaklaştığımız için, yani eğer siz mesela bir kepçe kulağı varsa ya da büyük kulağı varsa, o zaman diyorsunuz ki ya bak bu hastanın ya da bu kişinin işte kulağı hemen dikkat çekiyor ve gözünüz oraya takılıyor. Şimdi burun konusunda da şöyle bir şey. Şimdi siz burnunuz uzun ve insanlar size baktığını düşünüyorsunuz ve baktıkları zaman da birazcık daha bu işlerden rahatsız oluyorsunuz. Şimdi bundan dolayı rahatsız oluyorsunuz ama sonuçta bizim yapacağımız burun ameliyatı, eskiden daha uzun bir burnunuz vardı ve bundan dolayı rahatsız oldunuz. Şimdi de çok daha kısa veya daha kalk bir burnunuz var ya da burun delikleriniz normalden fazla gözüküyor ya da ne bileyim çok dar ya da çok sivri. Yine belli oluyor. Yani o zaman eskiden büyük bir burnunuz vardı, şimdi çok küçük bir burnunuz olduğu için dikkat çekiyor. Aslında bizim amacımız burada burun ameliyatı yaptığımız zaman yüzünüzden silmek. Şimdi yüzünüzden silmek şöyle bir şey. Yani göz baksın ama bu burnun ameliyatta olduğunu anlamasın. Zaten bizim de iddiamız bu. Yani siz mesela şimdi burun ameliyatına karar verdiniz ve burun ameliyatının için inceliyorsunuz. İşte bir tane markete gittiniz ve sırada bekliyorsunuz. İşte beklerken o sıradaki insanlar diyorsunuz ki bak bu burun ameliyatı olmuş, bu olmamış, işte şu olmuş. Ya da bakıyorsunuz bunun üst tarafını almışlar. Niye anlıyorsunuz? Çünkü bunların hepsinde ufak da olsa bir hata var. Bu hatalar ne? İşte ya bir çok oyuk olmuş, ya uç tarafı parlıyor, ya biraz dar olmuş, ya deformite var, ya burnu çok uzun, çok kısa olmuş yüzüne. Yani o yüzden bunların hepsinde anlaşılabilen bir şey var. Anlaşılabilen bir şey olduğu için aslında bizim amacımız daha anlaşılmaz bir burun yapmak. Yani yüzünün orantılı bir burun yaptık. Şimdi bizim de amacımız işte en büyük, yani bizim yaptığımız tekniğe göre en önemli şey burnun parlamaması. Burnu parlatmayan, burnu çok dar olmayan, burnu çok geniş olmayan ama aynı zamanda yüzünde uyumlu, aynı zamanda işte bu altın oranlara göre ya da işte bilimsel ölçütlere göre yüzünde orantısı çok daha normal olan bir burun yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız dışarıdan bakıldığında dikkat çekmeyen, sizin kendi güzellik organlarınızın daha çok ön planda olduğu, özellikle gözünüzün, dişinizin, gülüşünüzün, yanağınızın ön planda olduğu bir şey ortaya çıkartabilmek. Yani bizim amacımız burada sizin burnunuz ameliyattan sonra bu burun ne kadar küçükmüş, ne kadar kalkıkmış, ne kadar güzelmiş demesinden ziyade bu kişi ne kadar güzelmiş demesini istiyoruz. O yüzden de amacımız sizin burnunuzu değil de yüzünüzü güzelleştirmek için yapabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.